Sevgili seyircilerimiz, biraz sonra alanımıza ineceğiz. Alanımızda şenliğimiz başlayacak. Fakat adettir, buranın örfü adettir. İnsanlarımız geçmişte nasıl kıyafet giydilerse, şu anda işte düğünlerde, derneklerde bulunmuş oldukları o güzel atmosferlerde tekrar eskiyi hatırlamak, eskiyi tekrar yeni nesillere aksettirmek amacıyla böyle giyimiyle, kuşamıyla, geleneğimizde, göreneğimizde insanların içerisinde böyle bir yansıtma durumu söz konusu. Şu anda da ablalarımız, işte yengelerimiz, annelerimiz biraz sonraki başlayacak şenliğimizde böyle güzel kıyafetleriyle, bu köye has kıyafetiyle beraber olacaklar. Bizler de gücümüzün yettiği oranda sizlere bu güzellikleri sergilemeye çalışacağız. Hep beraber izleyelim efendim. Buyurun. Sevgili seyircilerimiz, bir annemiz var yanımızda. Kendisini tanıyalım. Tabii şu anda İzmir'de yaşıyor. Buraya özellikle ne için geldi? Buradaki bulunmasının amacını kendisine bir soralım. Önce bir kendisini tanıyalım efendim. Buyurun. Kadem Gökçe. Buralısınız. Buralıyım. İzmir'de yaşıyor. İzmir'de yaşıyoruz. Ne için evet. Geldiniz efendim buraya? Buradaki bulunmanızın amacı ne? Buradaki durmamızın amacı evet. Havası iyi, suyu iyi. Biraz rahatsızlık yanı buraya hava almaya geldik. Sağ ol, Allah razı olsun. Şimdi şöyle dediler bana, bilmiyorum ne derece doğru. İstanbul'da hasta olanlar, İzmir'de hasta olanlar, ilaçla tedavi görenler bir türlü iyileşemiyorlarmış. Oyma evet. Dereye geliyorlarmış. Evet. Havasıyla, suyuyla tekrar iyileşip geri gidiyorlarmış. Evet, doğru mu? Evet, doğru. Peki. Aynı doğru. Abi. Eyvallah. Şimdi yanımda eniştem duruyor, doğru mu? Evet. Kaç yıllık evlisiniz? 56 yıl. 56. Maşallah 56 yıl oldu. Şimdi ben Oymadere'de birilerini gezdim de onlar da bana bir şeyler anlattı. Annelerim anlattı. Böyle onlar da işte 70-75 yaşlarında filan. Böyle biraz beylerinden rahatsız olduklarını söylediler. Çok çalıştırıyorlar bizi dediler filan vesaire. Böyle bir memnuniyetsizlik var mı enişte? Hayır yok. Memnunum. Tamam, bana biz söylemek gençlikte çok çalıştık ama şimdi çok rahatım. O beni direkt yormuyor. Manada bakıyor. Sıkıntı evet, yoktur yani. Hayır. Peki siz Oymadere'de büyüdünüz. Evet. Çocukluğunuz, genç kızlık ben, zamanlarınız hep burada geçti. Hep burada geçti. Şöyle biraz önce gördük, ablalarımızla görüntüledik. O elbiselerden mi giyerdiniz siz de? Evet, ne aynen. Zaman giyerdiniz onları? Aynı. Yeni gelin olunca gençlikte. Gelinliğin zamanında o elbiselerden mi evet, giydiniz? Evet onları giydim işte aynen. Giydim. Öyle mi? Evet. Peki o düğünleriniz falan nasıl olurdu? Kısaca anlatır mısınız bize? Böyle kına geceleri falan da olur muydu? Düğünde evet kına geceleri oluyor gibi? Olmaz mı? Böyle kına gecemiz olur. Ondan sonra ne bileyim büvesilik ertesi gelin olur. Damat olur, kınalar yakın olur. Evet. Böyle ağıtlar da yakılır mıydı? Eskiden böyle annelerimiz işte çok. Kızları gelin olduğu zaman evet. Ağıtlar söylerlerdi. Çok çok. Hatırlıyor musunuz öyle çok, ağıt? Kızınız var mı? O kızım işte hanıma. Peki eyvallah. O da kızım. Onu... Şu da kızım bak. Peki ha. Gelin ettiniz, gelin oldular herhalde gelin değil mi? Oldular, peki evet. Onlara böyle ağıtlar yaktınız mı? Çok. O... Ağıtlardan günümüzde de halen söyleniliyor mu? Aynı söyleniyor. Ne bir kıta her, alabilir miyim? Her şeyde söyleniyor. Nasıl söylerdiniz? Yani kızınız gelin oldu. O gece kına gecesinde sarıldınız ve ağlıyorsunuz çok şu anda. Çok ağladık evet. Değil mi ağladınız? Çok ağladık. Peki neler söylediniz oradaki? Oradaki ağdınız neydi? Ay, ne? Şimdi bu anda hiç aklım ermiyor. Alkış istiyor herhalde. He alkış peki. Buyur anneciğim. Ay ne diyeyim biliyordu ya onu diyor. Acı boyraz gibi benden esmedim. Kaderime küstüm sana küsmedim. Soğuk su başına gelmesin eller. Kıyılı karlı yorum açmasın güller. Mezeli üstüne atmadım nişan, kırdı kollarımı ettim perişan. Bir bende üçümle alem perişan. Thank you.
Sevgili seyirciler.